Sayın seyirciler, Kırşehir İl Müftülüğümüz ile Ahi TV'nin birlikte düzenlediği Hicri 1439 yılı Ramazan Vakti programı ile huzurlarınızdayız. Programımızın bugünkü konuğu İl Müftü Yardımcımız Sayın Hasan Hüseyin Arslan Türk Hocam. Sayın Hocam, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kıymetli seyirciler, hocamızla bugün dua üzerine sohbet edeceğiz. Hani Anadolu'da deriz ya, yer gök dua üzerine kurulu diye. Kaldı ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında da duanın çok örneklerini görüyoruz. Rabbimiz Zülcelal ve Kemal Hazretleri de Kur'an-ı Kerim'inde bizim kul olaraktan kendi katında değer kazanmamızı ve duamız olmasa ne işe yarayacağımızı ifade ediyor. Bu manada önemli bir konu. Sayın Hocam, kısaca dua nedir desek ne buyurursunuz bizlere? Efendim, ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum değerli seyircilerimize. Hakikaten bütün insanlığın muhtaç olmuş olduğu en önemli değerlerden, konulardan bir tanesi de sığınılacak, kendisinden yardım istenilecek bir şeyin aranması. Biz Müslümanlar olarak, müminler olarak diyoruz ki bizim kendisine sığınacağımız, isteklerimizi iletebileceğimiz ve karşılığını bekleyebileceğimiz güç sadece ve sadece Allah'tır. Evet. Şimdi bahsettiğiniz konu o kadar önemli ki Allah'a iman etmeyip de iman edilmemesi gerekli olan putlara, çeşitli putlara inanan insanlar bile biliyorsunuz ki dua etme ihtiyacı duyuyorlar. Ve onların karşısına geçiyor, kendi gönüllerince, kendi dillerince onlara dua ediyor ve onlardan yardım istiyorlar. Tarihler döneminde bu olmuş ve bugün de 21. asır insanında da biliyorsunuz ki bu var. Evet. Yani. Hocam, sözün burasında o zaman dua ve iman ilişkisi desek. Şimdi müsaade ederseniz bir tarif edelim. Duayı bir tarif edelim. Çünkü dua o kadar şumullü, yani muhtevası o kadar çok geniş ve kuşatıcı bir kelime ki. Mesela dua ne diyor? Fakir, muhtaç ve kendisine yetmediğinin şuurunda olan kulunun tazarru, tezellül ve alçak gönüllülük içerisinde rahmetin sonsuz olana yönelmesi, ona halini arz etmesi ve isteklerini ondan sıralaması. Evet. Temenni etmesi. Yani mümin olaraktan isteyebileceğimiz bir kapı var. Kapı var. Bir makam var. Allah'ın kapısı. Yani aciz olanın kadir olandan istemesidir. Kul acizdir. Evet. Kadir olan kimdir? Allah. Allah. Her şeye gücü yeten, sonsuz kudret sahibi olan Allah'tır. Dolayısıyla kulun beşeri sebep ve vasıtaları aşarak hem Allah'ın kudretine itimadı hem de beşeri zaafını ilandır dua. Evet. Yani ben hakkın tükenmez hazinelerinin talibiyim, öğrencisiyim, isteyicisiyim, ben fakirim, yoksulum ve benim muhtaç olduğum, isteklerime cevap verebilecek olan yegane gücün karşısında acizliğimi ben itiraf ediyorum ve bütün taleplerimi ona arz ediyorum demektir dua. Evet. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman çok enteresandır. Kur'an ile dua ile başlıyor. Nedir? Fatiha suresi. Fatiha suresi 7 ayet. Başından sonuna kadar nedir? Duadır. Ve diyoruz ya, Fatiha suresi Kur'an'ın hülasasıdır, yani özüdür, esasıdır diye. Şimdi peygamberlerin hayatlarına bakıyoruz. Peygamberlerin hayatları dua ile dop dolu. Evet. Dop dolu dua ile. İşte Efendimizin aleyhissalatü vesselamın hayatına bakıyoruz. Siz de biraz önce ifade ettiniz. Yine aynı şekilde dualar ile hep dua, hep dua, hep dua. Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında söz konusu olmuş. Halbuki öyle olunca şimdi
Allah'ın aciz kulları olarak bizlerin özellikle böylesi önemli bir zaman diliminde Allah'a olan ihtiyacımızı bilerek onun şuuru ve idraki içerisinde halimizi Cenab-ı Hakk'a arz edeceğiz. Özellikle böyle bir zamanda. Mesela herkesin bilmiş olduğu bir dua var. Bizim gelen öğrencilerimize, camilerimize, Kur'an kurslarımıza okutmuş olduğumuz bir dua. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de çok tekrar ettiği bir dua. İşte Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. Rabbimiz bize dünyada iyilik ver. İyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Ve ateşin azabından bizi koru. Yani tavafta burayı bir şey daha ekliyoruz değil evet. mi hocam? Ve cennete, cennete meal ebrar. Yani iyilerle beraber bizi cennetine dahil et diyoruz elhamdülillah. Peki iyilerle beraber cennete dahil olabilmek için bu dünyada iyilerle beraber olmak i̇yilerle gerekiyor. Beraber olmak değil mi? Lazım değil mi sayın? Çünkü وَمَنْ يُطِعَ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ Herhalde Nisa suresinde olacak. Birkaç yerde geçiyor. Evet, de, şey. Devamı evet. gelecek de. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse. Tabi bu ayetin bu cümlesi, bu bölümü Kur'an'ın çok yerinde, müxtelif yerlerinde geçiyor. فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ Onlar Allah'ın kendilerine nimet verdikleri peygamberler, sıddıklar, sadıklar, evet. sözünde, özünde, işinde, ticaretinde, üretiminde, her şeyinde doğruluğu esas alan, sadakati esas alan kişilerle beraberdir. Allah'ın salih kullarıyla beraberdir, şehitlerle beraberdir. Şimdi dediniz ya. Evet. Demek ki bunlarla beraber olabilmek için bunların inandığı gibi inanmak ve bunların yaşadığı hayatı kendimize rehber edinmek ve öyle bir hayatı yaşama noktasında ciddi bir gayretin içerisinde olmamız gerekiyor. Hocam, yani arkadaş olacağız. Kiminle? Peygamberlerle. Nasıl arkadaş olacağız? Onun kazanılacak yeri burası. Burası. Salihlerle arkadaş olacağız. Onun yolu burası. Sadıklarla arkadaş olacağız. Onun yolu burası. Şehitlerle arkadaş olacağız. Onun yeri de burası. Evet. Yani ruhumuzu ölüm meleğine teslim ettikten sonra malum her şey bitiyor. Mezarda kazanmayacağız biz bunları. Ahirette de kazanmayacağız. Mahşerde de kazanmayacağız. Bunları bu dünyada kazanacağız. Hocam konu çok güzel gidiyor. Dağıtmak istemem ama Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'ine bile dua ile başlıyor dediniz. Evet, evet. O dua cümlelerini seyircilerimizin de istifadesi için, daha doğrusu kendim istifade edeyim istiyorum. O Fatiha'daki dualardan şöyle mealen verebilir miyiz rica etsek? Mesela çok enteresan, çarpıcı bir ifade. İhdine sıradal müstakim. Allah'ım bizi dosdoğru yola ilet. Bizi. Evet. Beni demiyor. Demek ki günde beş vakit kılmış olduğumuz farz namazlarında, evet. nafile namazlarımızın tamamında Rabbimize dua halindeyiz o zaman. Dua tabii. Her zaman diyoruz ki Allah'a halimizi arz ediyoruz. İstiyoruz Cenab-ı Hak'tan. Ve isterken de ben demiyor. Biz diyor. Yani yanımdaki, sağımdaki, solumda, önümdeki, arkamdaki Müslümana ben dua ediyorum. Orada olmayan Müslümana da ben dua ediyorum. Evet. Dua ediyoruz birbirimize. İhdine sıratal müstakim. Allah'ım bizi dosdoğru yola ilet. Evet. Bakın şimdi o dosdoğru yol. Nasıl? Tabiri caizse inişi, yokuşu, virajı, çukuru, bayırı olmayan bir yol. Herkesi kucaklayacak derecede geniş bir otoban. Böyle bir yol. Sırat-ı müstakim dediğimiz. İşte o sırat-ı müstakimde ne var? O sırat-ı müstakimde yalan yok. Gıybet yok. Dedikodu yok. Haram yok. Hakka tecavüz yok. Cinayet yok. Vesaire. Sırat-ı müstakim bu. Evet. İhdine sıratal müstakim. Allah'ın bizi dosdoğru yolu arıyor. Yani şeriatın yolu. Kur'an'ın yolu. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin yaşadığı, tarif ettiği yol. Değil mi sırat-ı evet. müstakim? Sıratal lezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Evet.
İşte biraz önce onu söyledi. Kim onlar? İşte onu da bir başka ayette cevabını biraz önce verdi. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Ve ayet şöyle bitiyordu. Ve hasuna ulaike rafika, onlar ne güzel arkadaştır. Allah onlarla arkadaş olmayı bizlere nasip eylesin. Ve onlarla arkadaşlığı kazanabilecek bir imani şuura, imani bir hayata bizi muvaffak eylesin. Yani önemli olan nokta burası. Ondan sonra غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Şimdi birincisinde ne var? Olumlu bir istek var Cenab-ı Hak'tan. Evet. Sırat-ı müstakimi istiyorduk, istedik. Ve Allah'ın kendilerine nimet verdiği kişilerle beraber olmayı, onlarla dost, arkadaş, yaran, sırdaş olmayı istedik Cenab-ı Hak'tan. Şimdi bir de bir şey daha istiyoruz ama bu sefer ne istiyoruz? Korumasını istiyoruz. Yine Allah-u Teala'ya sığınıyoruz. Tabii Allah'a sığınıyoruz. Diyoruz ki Allah'ım bizi azdıracak, saptıracak, yoldan çıkaracaklardan uzak eyle. Biz de onlardan uzak eyle. Diye de dua ediyoruz. İşte biliyorsunuz ki bu Fatiha suresinin tefsirinde efendim bunların Yahudiler ve Hristiyanlar olduğu ifade ediliyor ama Allahu alem Yahudi ve Hristiyanlarla sınırlamamak da gerekiyor. Çünkü haktan, hakikatten uzaklaştıran her bir inanç, her bir düşünce, her bir arkadaş aynı yola çıkarır. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kişi arkadaşının dini üzeredir. Tabii el mer'u ma'a men ahabbe diyor Efendimiz. Evet, kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. Ve hal böyle olunca o çok önemli. Yani böyle dar tutmamak, çünkü غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Gazaba uğrayan ve sapıtanların yoluna değil. İşte Yahudi, evet. Ve arkasından da hemen ne diyoruz? Amin diye diyoruz. Tasdik ediyoruz evet. Yani. Cenab-ı Hak yani sen, ya Rabbi ben dua ettim, duamı da kabul eyle. Manasına da amin diyoruz. Evet. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendileri dua ettikleri zaman amin demişler. Çünkü Cebrail aleyhisselam kendisine Fatiha'dan sonra amin demesini öğretmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de amin demiş. Onun ümmeti olarak da biz de Fatiha suresini okuduktan sonra ne diyoruz? Biz de amin diyoruz. Şöyle bir tabir kullansak yerinde olur mu hocam? Evet, buyurun. Amin resmi evraktaki mühürdür. Aynen öyle. Resmi evraktaki onaydır. Evet. Yani o olmadığı zaman eksik kalıyor. Eksik kalıyor. İşler eksik kalıyor. Şimdi şöyle bir soru sorsam hocam yani evet. Fatiha'dan devam ettik. İman ve dua ilişkisi. Şimdi قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبْ لَوْ لَا دُعَاكُمْ. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bakın. قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ لَوْ لَا دُعَاكُمْ. Duanız olmazsa Allah size ne diye değer versin. Şimdi demek ki bizim Allah indindeki değerimizin, itibarımızın bir ölçüsü de nedir? Kişinin Allah ile olan irtibatının iyi kurulmasıdır. Evet. Yani, dua sıradan bir hadise değildir. Demek ki Cenab-ı Hak bizden şey istiyor. Kendisine dua etmemizi. Kendisine dua edilmesini istiyor. Ve bütün peygamberler de ne yapmışlardır? Dua etmişlerdir. Şimdi demek ki dua bir iman meselesidir. İman ne demek? İnanmak demektir. Evet. Güvenmek demektir. Nasıl? O meşru olan duanın Allah indinde kabul edileceğine teslim olmaktır. Kesin bir imana sahip olmaktır. Evet. Duanın. Şimdi hal böyle olunca dua ederken bir insanın varlığına, sonsuz ilmine, kudretine ve merhametine bütün benliğimizle inandığımız Rabbimize yöneliyoruz ve dua eden bilir ki kalplerden geçeni bilen Allah'tır. Dilden dökülenleri bilen Allah'tır. Duyan Allah'tır. Yapılan, edilen her şeyi gören Allah'tır.
Bakın şimdi. Bunları ne yapacağız biz? İman edeceğiz. Allah beni görüyor. Allah beni duyuyor. Bakın şimdi. Ve Allah benim dualarımı kabul eder. Şimdi bunlara iman etmediğimiz zaman o zaman iş sakata biner. İş sakata biner. Çünkü biz Müslümanların bu konuyla ilgili eksiklerinden bir tanesi de ben dua ettim ama Allah duamı kabul etmedi. Bu asla İslami bir inanış değildir. Müslümana yakışan bir inanış değildir. Allah bizim duamızın karşılığını bizim nefsimizin istediği zaman değil, kendi takdir ettiği, kendi uygun gördüğü zamanda verecektir. Bu bizim aceleciliğimizden kaynaklanıyor. Tabii değil insan mi? Aceleci yaratılmış. Evet. Evet, biz dua ediyoruz hemen yok öyle bir şey. Ondan sonra da ümitsizliğe. Şimdi bak işin bir de bu boyutu var değil mi? Halbuki Peygamberimiz haber veriyor. Yani kulun Ya Rabbi, Ya Rabbi demesi Allah-u Teala'nın hoşuna gider diyor. Evet. Tazarruh hali. Tabii. Hele şimdi Ramazan ayında değil mi? Oruçlu oruçlu. Efendim iftar etmek için sofranın başındaki o oturuşta, duruşta, bekleyişte, evet. Vakti bekleyişte. İşte sahura kalkıyoruz işte o zamanki seher vakti. Yani tabiri caizse rahmetin böyle yıkadığı bir zaman. O zaman demek ki bize düşen nedir? Bu önemli zaman dilimlerini değerlendirmenin gayreti içerisinde olmak. Asla la taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin diyor Cenab-ı Hak. Yani öyle hemen elimizi açtık, duamıza icabet edilmedi. Belki de tehir ediyor. Rabbimiz diyor ki ya ısrar edin. Israr edin ki gök kapıları açılsın dua için. Ama biz duamız kabul olmadı diye hemen böyle yese düşmek yok. Tabii kesinlikle yani, bu Müslümana yakışan bir tavır değil bu. Müslüman buna bu yine neye ne şekilde iman edilmesini bilmemekten kaynaklanan bir husus. Evet. Neye ne şekilde iman edilmesini bilmemekten kaynaklanıyor. Yani bir Müslüman ben ne yapıyorum? Ben kimden istiyorum? Alemlerin Rabbi olan Allah'tan istiyorum. O beni görüyor mu? Görüyor. Benim duamı işitiyor mu? İşitiyor. Benim her halime vakıf mı? Vakıf. Benim geçmişimi biliyor mu? Biliyor. Geleceğimi biliyor mu? Biliyor. O zaman bana ne oluyor? Ben böyle bir güce, böyle bir ilahi kudrete yönelmişim. O zaman bana ne oluyor ki ben hemen ümitsizliğe düşüyorum? Diyecek. Ha bu şeytanidir diyecek. Bana bu nefsimin kötü telkini, şeytanın vesvesesi. O zaman ben şeytanın bu vesvesesinden hemen sıyrılmam gerekiyor. Nefsimi bunun yanlış yönlendirmesinden ben kendimi kurtarmam gerekiyor. Benim Rabbim, benim meşru olan duamı kabul edecektir. Ben kulluk planında yapmam gerekenleri yaptıktan sonra dua edecektir. Bakın. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Allah buyuruyor ki bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Ne demek? Biz de dualarımızın başında hep bunu söylüyoruz değil mi Sayın Hocam? Ya Rabbi sen dua edin, dualarınıza icabet edeyim dediniz. Biz de Ya Rabbi ellerimizi açtık sana dua ediyoruz. Hayır şimdi iman dediniz ya, dua Hayır. iman ilişkisi. Ne işindir bu? Bu inanma meselesidir. Evet. Allah diyor ki siz dua edin ben duanızı kabul edeceğim diyor. Biz de Müslüman olarak ben dua ettiğimde kabul olmadı diyor isek. O zaman ne oluyor şimdi? Nasıl bir durum ortaya çıkıyor? Sıkıntılı bir durum ortaya çıkıyor. Allah diyor ki siz dua edin ben duamı kabul edeceğim diyor. Ha bak işte imani bir mesele bu. Allah'a güven meselesi. O zaman mümin şunun bilinci içerisinde olması lazım evet. değil mi hocam? Yani şayet duaya icabet edilirse, hemen verilirse o şükrü gerektirir. Evet. Ama geciktirilirse sabrı, o da sabrı gerektirir. Sabrı gerektirir. İki durumda müminin görevi. Tabii. Ve ikisinden de kazanacak. Evet. Şükrederse de kazanacak, sabrederse de kazanacak. Peki Allah ya hemen verecek, ya erteliyor verecek, ya da kıyamette verecek karşılığını. En çok muhtaç olduğumuz zamanda. Yani duan karşılıksız değil. Bu üç halden biri doğru mu? Evet. Ya hemen verecek Cenab-ı Hak
veriyor. Veya erteliyor. Kendi takdir ettiği zamanda verecek. Veya bu dünyada vermeyecek. Bizim istediğimizde karşılığını en çok Allah'a muhtaç olduğumuz zaman da Cenab-ı Hak karşımıza çıkaracak. Şimdi bu boyutu var. Şimdi şu ayetin, biraz önce okuduğum ayetin şu cümlesi de çok dikkat çekici. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ اِبَادَت۪ي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِر۪ي. Şimdi bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Rabbim muhafaza eylesin. Ha. Biz kuluz. Kibirlenmek neyimize? Haşa. Değil mi? Evet. Yani biz kuluz ve biz kulluğumuzun bilinci şuur içerisinde ne yapacağız? Allah'a dua edeceğiz. Sayın Hocam, kibirli, burada haşa. Evet. Sözünüzü kesmek istemem, kusura bakmayın. Dua ortamı, yani şimdi hangi ortamlarda duamızı yapsak veya işte dua, ortamla beraber duanın zamanı, bununla beraber duanın mekanı, şöyle üçünü bir araya getirsek, evet, bu konuda duanın ne söylemek ortamı, istersiniz? Zamanı, evet, efendim, mekanı. Mekanı. Şimdi dua bir şeyden önce bir yürek işidir bak. Önce bunu kabul edeceğiz. Ve kesinlikle versin, kesinlikle bir samimiyet gerektiriyor. Yani her an şu gönülden çıkarsa, yani o kelimelerden oluşan cümleler var ya, dua cümleleri. Evet. Şuradan çıkarsa var ya, artık hangi hızla giderse, tabiri caizse arşa yükselir o. Arşa yükselir o. Oraya bir parantez atsak, evet, hocam. Buyurun. Şimdi günümüzde Müslümanlar olaraktan, daha doğrusu biz Türkiye'li Müslüman olaraktan, evet, diyelim. Çünkü hacca, umreye gittiğimizde en çok kitap, matbu şeyler bizim elimizde. Evet, doğru. Hatta orada birimiz dua ediyoruz en önden. Arkadakiler onu takip etmeye çalışıyor. O zaman yürek deyince biraz hakikaten dua edecek insanın kendi lisanıyla, kendi gönlüyle Allah-u Teala'ya açılması, kastımız bu mu Sayın Hocam? Şimdi bakın, mesela birisi bu kendi lisanıyla başkasının, evet, başkası dua ediyor, amin diyoruz. O tamam. O tamam. Ama kişinin kendi gönül dünyasında geldiği şekliyle halini Cenab-ı Hakk'a arz etmesi çok daha farklı bir şey. Yani diyelim ki birisi böyle çok düzgün cümlelerle, efendim, şiir şeklinde farklı şekillerde dua ediyor. Biz de amin diyoruz. Ama öteki de kırık dökük kelimelerden oluşan cümlelerle dua ediyor. Ama çok samimi bir şekilde haline Cenab-ı Hakk'a arz ediyor. Ben bu kadar yapabiliyorum diyor. Vallahi o daha güzel. O daha samimiyse o daha güzel. Evet. Allah'ın da daha makbuldür. Yani önemli olan burada kalp, kalp diyorsunuz. Tabii. Samimiyet. Şurada gelmesi. Tamam. Kurulan cümleler değil. Cümlelerin düzgünlüğü, parlaklığı değil. Dua bir gönül işidir. Çünkü bizi bizden daha iyi bilen Allah, bir Rabbimiz var. Biz nasıl kendi halimizi arz edersek arz edelim. Hani geçenlerde söylemiştiniz ya, çölde devesini kaybeden kişi işte bütün ümidini kesip de ben nasılsa öleceğim deyip efendim üzerindeki elbisesini kafasına çekip beklerken, ölümü beklerken şöyle bir gözünü açıp baktığında devesini buluyor ya, Efendimiz, evet, tarif ediyor evet, şimdi. Evet Sayın Hocam. Devesini yanında buluyor, hemen kalkıyor, yularını tutuyor. Diyor ki sen benim Rabbimsin diyeceği yerde ben senin Rabbinim. Sen de benim kulumsun. Sen de benim kulumsun. Yani tersini söylüyor ama Allah indinde o hangi niyette söylendiğini Cenab-ı Hak biliyor. O makbul oluyor o. O zaman dil sürçmesi olsa bile, Rabbimiz kalbimize nazar eder. Kesinlikle. Nazargahı ilahi orasıdır. Evet. İhlas, samimiyet orasıdır. Tabii, kesinlikle. Şimdi duanın zamanı dediniz, dua her zaman yapılır. Gün 24 saat, doğru mu? Evet. Dua yapmanın mekruh olduğu bir vakit var mı? Yok. Yok. Gün 24 saat Müslüman dua edebilir. Ama bununla birlikte çok farklı zaman dilimleri var. Cenab-ı Hakk'ın özel olarak Kur'an-ı Kerim'de övgüsüne mazhar kıldığı zamanlar var.
Nedir? Seher vakti. Günün en sessiz ve en huzurlu zaman ne zaman? Seher vakti. Ortalık sakinleşmiş. Efendim, insanlar yataklarında. Yani böyle bir ortam. Siz de kalkıyorsunuz, halinizi Allah'a arz ediyorsunuz. Müthiş bir şey bu. Ha, demek ki birincisi seher vakti. Ne zaman? Sahura kalkıyoruz ya şimdi işte. Evet. İşte o vakit. O zaman bunu biraz alışkanlık haline getirmek lazım. Kesinlikle. Ramazan bir mekteptir. Biz de o mektebin talebeleriyiz. O zaman o mektepte kendimizi eğitmemiz lazım. Yani işte sahura kalkıyoruz. Bu bir eğitimdir. Evet. Ramazan mektebinde eğitime tabi tutuluyoruz. Bunu Ramazan sonrası hayatımız içinde bir alışkanlık haline getirdiğimiz zaman Ramazan mektebinin bizi eğitmesinin sonucunu elde etmiş oluruz. İnşallah. İnşallah. Şimdi orayı geçiyoruz. Seher vakti diyoruz. O zaman seher vakitlerini kaçırmayacağız inşallah. Tabii. Şimdi seher vakitlerini kesinlikle kaçırmayacağız. Mesela Kur'an-ı Kerim'de وَبِلَسْحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ diyor değil mi? Evet. Onlar seherlerde istiğfar ederler. Ve bu, özellikle seher vakitlerinin önemiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de muhtelif yerlerde ne var? O vakti anlatan, öven ayetler var. Allah övüyor yani bunu. Evet. Allah'ın övdüğü bir vakit ne olur? Bütün güzellikleri özünde toplar. Namaz mı kılacağız? Buyur. Allah'a zikir mi? Buyur. Dua mı? Buyur. Vakit mi? Seher. Müzzemmil suresinde de özellikle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gece kalktığını, 20. ayet-i kerimeydi yanlış hatırlamıyorsam, Peygamberimizle beraber olanların da o vakti değerlendirdiğini ifade ediyor. Evet. Kadir Gecesi ve işte Ramazan ayı ve Kadir Gecesi. Zaman dedik ya. Evet. Duaların tabii, önem arz ettiği. Yani çünkü Kur'an işte Ramazan özel bir övgüye sahip. Evet. Kur'an-ı Azimüşşan övüyor. Allah övüyor. Kadir Gecesi yine Kur'an'ın övgüsüne mazhar olmuş olan bir gece. Demek ki o zaman Kadir Gecesi ile Ramazan ayını olarak, duanın zamanı olarak müthiş bir zaman. Ramazan ayı bütünüyle. 30 gün mü? 30 gün. Şey yok. Fasılası yok yani. Ama Kadir Gecesi'ni? O çok özel. Özelin özeli o. Evet. Tamam mı? Çünkü Kur'an Kadir Gecesi'nde inmeye başladığı için Kadir Gecesi'nde inen Kur'an Kadir Gecesi'ne öyle bir şeref bahsediyor ki, öyle bir yücelik, üstünlük, değer veriyor ki işte bin aydan daha hayırlı diyor değil mi Kur'an ona? Evet. İçinde Kadir Gecesi olmayan bin aydan daha hayırlı. O halde demek Ramazan ayı dua zamanı. Yanlış hatırlamıyorsam hocam Ayşe annemiz Kadir Gecesi'ni Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den işitince bu geceye rastlarsam ve bilirsem ki Kadir Gecesi ne diye dua edeyim ya Resulallah dediğinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affettiklerin arasına dahil eyle ya Rabbi diye dua etmesini öğretiyor değil mi Sayın Hocam? Tavsiye ediyor. Tavsiye ediyor. Dolayısıyla Hazreti Ayşe'nin şahsında da kıyamete kadar gelecek olan Ümmet-i Muhammed'e Efendimiz bu tavsiyede bulunuyor. Diğer bir zaman secde hali. Burada özellikle şunu vurgulasak mı hocam? Sizinle yaptığımız ikinci programımız bugün Ramazan-ı Şerif'in 16. günü. Evet. 16'yı geride bıraktık şöyle. Yani mağfiret dönemindeyiz. Evet, mağfiret dönemindeyiz. Ve son 10 güne de yaklaştık. Evet. Artık Kadir Gecesi'ni arama zamanımız. Tabii. Ve çok yaklaştı. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu duasına da sıkça yapışmamız lazım değil mi? O zaman yani şunu demek istiyorsunuz şimdi. Efendimiz buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam siz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde ve tekli gecelerde arayınız. Evet. Doğru mu? Evet. O zaman yani dualarımızın, ibadetlerimizin, özel arzularımızın, hallerimizin Allah'a arzı noktasında
Demek ki Ramazan'ın son 10 gününe yaklaşıyoruz. O son 10 günü hiç kaçırmayalım diyorsun yani. İnşallah. İnşallah. Allah okullardan eylesin. Amin. Hepimizi okullardan eylesin. Şimdi secde hali dedik. Kur'an-ı Kerim'de zaten övülen bir hal, mekan, evet, değil mi? Secde hali. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de zaten kulun Allah'a en yakın olduğu yer secdedir. O halde orada Allah'a dua edin diyor. Kendisi de, değil mi? Mesela Bedir'de öyle yapmıştır Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Secdeye kapanıp Allah'ın Hay ve Kayyum ismiyle, Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Hayyu Ya Kayyum diye Allah zaferi nasip edene kadar Efendimiz ne yapıyor? Secdede Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Evet. Ve yine kendisinden cennette beraber olmayı isteyen sahabiye de secdelerinle yardımcı ol. Çoğalt. Diyor, değil mi? Secdeleri çoğalt. Secdelerini çoğalt. Başka bir sahabiye de hizmetinden dolayı memnun olunca dile benden ne dilersen deyince sahabi cennette beraber olmayı arzu ediyor. O zaman diyor secdelerinle bana yardımcı ol ya, diye öyle Peygamberimiz Aleyhisselam. Ne enteresan değil mi? Ne enteresan. Evet. Yani tamam sen benim elimde tut benimle beraber cennete gidersin demiyor Efendimiz. Evet. Bak şey veriyor, sorumluluk veriyor. Nasıl olması gerektiğini bir Müslümanın nasıl bir anlayışa sahip olması gerektiğini Efendimiz öğretiyor. Tamam mı? Sen de gereğini yap. O zaman parantez içi dua ve fiili dua. Ya tabii. Dua ve fiili dua şimdi. Şimdi Kur'an-ı Kerim şeyden bahsediyor. İşte Hazreti Musa'nın kavmiyle olan Beni İsrail'le olan mücadelesinden Uhti çölündeki başında geçen hadiselerden, evet, değil mi? Evet. Ondan sonra Tur-i Sina'da işte Cenab-ı Hakk ile konuşmasından vesaire. Yani Kur'an biliyorsunuz ki çok muhtelif olaylardan bahsediyor orada. Mesela onlardan bir tanesi fiili dua dediniz ya, çok önemli. Cenab-ı Hakk çölde ne istiyor? Dua, su istiyorlar değil mi? Evet. Peki Allah ne buyuruyor? Al suyu diyor mu? Asanı. Asanı taşa vur diyor. Peki Allah asasını taşa vurdurmadan su çıkaramaz mıydı haşa? Çıkar. Taştan suyu veren vurmadan da çıkarır. Çıkarır. Niye? Ha, beşer planında yapılması gereken budur. Hazreti Musa'ya diyor ki tamam ama sen beşer planında yapman gereken şey anda bu. Asanı taşa vur. Ya asasını taşa vuruyor. Ondan sonra sular fışkırıyor. Irmaklar fışkırıyor. Çeşmeler akmaya başlıyor. Ha. Şimdi hal böyle olunca mesela bir öğrenci derse devam etmeden, derse çalışmadan, ödevlerini yapmadan, otursa, durmadan dua etse sınıf geçemez. Derslerinde başarılı olamaz. Neden? Çünkü bu kul olarak beşer planında yapılması gerekenleri yapmadı. Yapmadığı için de Allah'ın yardımına erişemez. Allah'ın yardımının erişmesi için kulun beşer planında yapması gereken de, yani o fiili dua dediğimiz duayı yapması gerekir ki ondan sonra Allah ona yardım etsin. Dünya ahiretin tarlasında bu şekilde mi yorumlamak lazım hocam? Nasip açısından ne yapabiliriz mesela? Değil mi? Evet. Dünya ahiretin tarlasıysa o zaman ekim burada olacak. Dikim burada olacak. Sonuç orada sevap olacak. Sevap burada kazanılacak. Sevap burada kazanılacak ve orada da karşımıza çıkacak. Yani o kazanç hanemize kaydettiğimiz neyi varsa sevap olarak Allah'ın razı olacağı ne tür amel varsa sözlü, fiili, mali değil mi? Evet. Yazıyla aklımıza ne gelirse Allah'ın razı olacağı ne tür amel yapmışsak onlar Allah'ın huzurunda bizim karşımızda amel defterleri dediğimiz o kitapta çıkacak. Hocam her şeyin sınırlı olduğu gibi vaktimiz, evet, de sınırlı hakikaten. Evet. Vaktimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Üç şey demiştik. Ortam, zaman ve mekan demiştik. Ortam ve zamandan bahsettiniz. Birazcık da mekandan şimdi şöyle örnekler alsak. Tekrar ediyorum. Dua her zaman ve uygun olan her mekanda yapılır. Evet. Haramın işlenmediği,
çirkinliklerin icra edilmediği, değil mi? Evet. Her mekanda. Mesela mescitler. Mekan olarak. Evet. Şimdi bu o kadar önemli ki dünyanın bunaltıcı sıkıntılarından sıyrılıp Allah'a yönelmede kulun kendisine geldiği en önemli mekan neresi? Mescitlerdir. O zaman demek ki özellikle de namazdır. Tabii. Özellikle de namazdır. Şimdi nedir? Arafat'tır. Çünkü Arafat'ta yapılacak olan duaların kesinlikle reddedilmeyeceğine dair hadisler de var biliyorsunuz. Evet. Nedir? Kabe-i Muazzama'dır. Mescid-i Haram'dır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ravzasıdır. Buralarda nedir? Dualar için özel mekanlardır. Müminlerin kanayan yarası olan Kudüs'ümüzdür. Kudüs'ümüz. Mescid-i Aksa'mızdır. Evet, Mescid-i Aksa'mızdır. Evet. Rabbim tekrar kavuşabilmeyi nasip eylesin. İnşallah. Cenab-ı Hak o birlik, beraberlik yani Kudüs'ümüzün ve Mescid-i Aksa'mızın tekrar hürriyetine kavuşmasına da bizleri vesile eylesin. Yani Cenab-ı Hak o günleri bizi göstersin. O günleri bize ulaştırsın. En kısa zamanda o şuuru bize lütfeylesin de bu sıkıntılar bir an önce kurtulsun. Mescid-i Aksa'mızda esaretten kurtulsun. İnşallah. Yani hürriyet içerisinde orada ezanlar okunsun, namazlar kılınsın, hutbeler okunsun. İnşallah. Son bir şey daha sormak isterim hocam. Dua ve beddua. Yani mümine yakışan hangisidir? Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında kısacık belli bir bölümünde çok işte zoruna gittiği için, Müslümanların hafızlarının kaybolduğu için beddua bölümü var ama Müslümana yakışan nedir? Özellikle hemen kızdığımız zaman böyle elimizi kaldırıp beddua mı etmemiz lazım yoksa ıslahını isteyip dua mı etmemiz lazım? Bununla alakalı ne dersiniz? Müslüman lanetleyici değildir. Önce bunu kabul etmemiz gerekir. Lanet adamı değildir. Kim olursa olsun lanet etmeyeceğiz. Ha, demek önceliğimiz ne olacak? Dua olacak. Sonra onun hayır üzere ıslahı noktasında Cenab-ı Hakk'a halimizi arz edeceğiz. Ya Rabbi bunu ıslah eyle. Hayırla ıslah eyle. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ıslah şekilleri çoktur. Evet. Değil mi? Zulümle de ıslah edebilir Cenab-ı Hakk. Ceza vererek de ıslah edebilir. Allah aşkına Allah zulmetmez de ceza vererek de ıslah edebilir Cenab-ı Hakk. Ama ceza vermeden de ıslah edebilir. Evet. O zaman demek ki muhataplarımıza ne kadar kızarsak kızalım, ne kadar öfkelenirse öfkelenelim, asla lanet okumadan onların hayrı, doğruyu, güzeli yakalamaları, imana erişmeleri ve sırat-ı müstakim üzere bir hayatı benimsemeler noktasında Cenab-ı Hakk'a halimizi arz edeceğiz ve ondan bunu isteyeceğiz. Ama dualarımızda da bunu söyleriz. Deriz ki Allah'ım sen bilirsin, biz bilmiyoruz. Evet. Bunun ıslahı mümkün değilse o zaman kahrı sana ait. Ama Efendimizin çok az müracaat ettiği bir haldir bu. Siz de ifade ettiğiniz mesela bir İr-i Mauna faciasında. Evet. Değil mi? Kalleşçe Asal'ın o güne kadar yetiştirmiş olduğu, yetişmiş olan hafızları şehit edildi. Ve Efendimiz o kadar üzüldü ki, o kadar üzüldü ki değil mi? 40 gün, evet. Yanlış mı? Evet, evet. 40 gün beddua etti onlara. Halbuki Efendimiz Mekke'de, Taif'te o kadar sıkıntılarla karşılaştı ki, o kadar sıkıntılarla karşılaştı ki Şahsına yapılan ama hiçbir tanesi beddua etmedi. Hatta hatırlarsanız bu hadis kaynaklarında geçiyor. Sahabenin birisi ne diyor ya Efendimiz'e Mekke'de? Ya Resulallah. Beddua et de Allah şunlardan kurtarsın bizi. Efendimiz ne diyor? Sen neden bahsediyorsun? Ben rahmet peygamberim, lanet peygamberi değilim. Sizden önceki geçen ümmetlerden öyle sıkıntılar yaşayanlar oldu ki onlardan ateşe atılanlar oldu. Size ne oluyor ki? Ashab-ı Uhdud'dan bahsediyor. Evet, yani. Evet, evet. Yani kazılan çukurlara, çukurlar içerisinde yakılan ateşlere atılan insanlar vardı. Size ne oluyor dedi. Ve böyle bir talebi Efendimiz
reddetti. Boş karşılamadı. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yolu bu. Özellikle annelerin, babaların, büyüklerin çocuklarına ne kadar öfkelenirlerse öfkelensinler, aman beddua etmemeleri noktasında ciddi olmalarını burada hatırlatmak isterim. Aman beddua etmesinler. Allah razı olsun. Çünkü babanın, annenin evlada duası reddolunmayacak gibi, dualardan değil ama mi? Beddua da öyle. Perde yok. İşin bir enteresan tarafı değil mi? Beddua ile ilgili nedir o? Diyor ki, beddua gökyüzüne çıkar diyor. Dolaşır. İsabet edecek birisini arar. Bir, ya beddua edilen kişi ona layıksa ona isabet eder. Beddua edilen kişi ona layık değilse döner, beddua edene isabet eder. Beddua edene isabet eder. O zaman ne oldu şimdi? O zaman ne oldu? Kendi kendimize beddua etmiş oluruz. Muhatabımız ona layık değilse. Onun için dilimizi böyle insanların kahrı, onların cezalandırılması ile ilgili kelimelerden oluşacak cümleleri kurmamaya alıştıralım. İnşallah. İnşallah. Yani böyle bir zamanda, Ramazan ayında. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Sohbet çok tatlı gidiyor ama vaktimizin sonuna geldik. Hatta birkaç dakikada geçtik, sözünüzü kesmeyeyim diye öyle. Ama bize de işaret ediliyor. Teşekkür ediyoruz ben hocam. Ben teşekkür ediyorum. Bu Ramazan Vakti programında bizlerle beraber oldunuz. Kıymetli vakitlerinizi ayırdınız. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz sizlere. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak nice Ramazanlara sıhhat, afiyet ve emniyette kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Allah razı olsun. Amin. Sayın seyirciler, bugünkü Ramazan Vakti konuğumuz Kırşehir İl Müftü Yardımcımız Hasan Hüseyin Arslan Türk hocamızdı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle hayırlı Ramazanlar diliyorum.